yapıyoruz. İzzettin Öksel'in 20. yüzyılın Cemil Bey'den sonra yetişmiş en kudretli tambur icracısı olduğu tüm sanat camiasında kabul edilmiştir. Zamanımız tamburilerinden Sadun Aksüt ve Ferit Sıdal Öksel'den çok yararlanmışlardır. İzzettin Öksel hakkında en güzel ve doğru hükmü Mesut Cemil sanatçıya hediye ettiği babası Cemil Bey'in resmi altına yazdığı şu satırlarla vermiştir. İzzettin Öksel, tamburi Cemil benim sulbünden dünyaya geldiğim babam olduğu kadar Tanrı kudretinden bir parça olan ruhuyla senin de babandır. Tamburu eline aldığın her an o ruhun mevludu olduğunu gösteren sen kardeşime babamızın şu aziz gölgesini yadigar etmekle üçümüzün de bir ve aynı hatıranın manası içinde birleştiğimizi sanıyorum. Mesut Cemil'in İzzettin Öksel hakkındaki satırlarından sonra bu büyük ustanın bir tambur taksimini daha dinletiyoruz sizlere. Taksim Mahur makamından. Thank you.
Sevgili dinleyiciler, Tamburi Cemil Bey gibi İzzettin Ökte de tamburu zaman zaman yayla çalmıştır. Mızraflı tamburunda olduğu gibi yayla çalmış olduğu tamburdan da hayallerdeki çiçek bahçelerinin zenginliğinde melodi demetleri sunmuş, adeta ayrı bir enstrümanmış gibi icra etmiştir. Tamburun yayla çalınmasını bir türlü benimsemek istemeyenler dahi İzzettin Ökte'nin takdir ve hayranlıkla dinlenen taksimleri karşısında susmak zorunda kalmışlardır. Sayın dinleyiciler, şimdi de sizlere Hicaz makamından yaylı tamburla yapmış olduğu bir taksimini dinletiyoruz. İcralarından örnekler sunduğumuz bu büyük usta, tambur virtüözü İzzettin Ökte, ne yazık ki bugün geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle tambur çalamamaktadır.